Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı NATO konferansında 30'dan fazla NATO üyesi ülkenin liderlerinin bugün ve yarın önemli kararlar alması bekleniyor. Rusya ile savaş devam ederken Ukrayna NATO üyeliği talep ediyor. Bununla birlikte Başkan Biden ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında Ukrayna'nın üye olamayacağı konusunda bir görüş birliği bulunuyor. Ukrayna'nın yanında duracağız. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya destek sağlayacağız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Kiev için desteğini yinelerken Başkan Biden Ukrayna'nın hemen NATO üyesi olması görüşünde değil. About... Ukrayna'yı şu anda NATO ailesine dahil etmek konusunda NATO içinde oy birliği olduğunu düşünmüyorum. NATO Kongrede Ukrayna'nın hemen üye olmaması konusunda iki partili mutabakat var. CNN'e konuşan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael McCall da aynı görüşte. Ukrayna'yı NATO'ya hemen kabul edemeyiz. Fox News'e konuşan Demokrat Senatör Tim Kaine de Rusya savaşına odaklanmak gerektiğini söylüyor. Şu anki odak noktamız Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasına yardımcı olmak olmalıdır. Ukrayna Başkanı Zelenski, NATO'nun desteği için teşekkür ederken, üyelik için davet beklediklerini belirtiyor. Davet yönünde net bir sinyal ve somut bazı şeyler bekliyoruz. Amerika'da dahil bazı NATO üyelerinin Ukrayna'nın üyeliğine sıcak bakmamalarının sebebi Rusya ile devam eden savaş ve NATO'nun 5. maddesi olarak gösteriliyor. Eğer Ukrayna NATO'ya üye olursa 5. madde otomatik olarak devreye girecek. Bu maddeye göre NATO'ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılıyor.